Selamlar gençler. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Bugünkü konumuz basamak analizi. 2. haftadayız arkadaşlar. Umarım 1. haftada verilen ödevlerin her birini yapmışsınızdır. Matematiğin ilacı ve kendi seçtiğiniz soru bankasından çözmeniz gereken sorular bu haftaya kadar bitmiş olması gerekiyordu. Bitirmediyseniz arkadaşlar hemen bir an önce bu videolara başlamadan önce bitirin. Bu arada Perşembe günü bazı gelen yorumları cevaplamak istiyorum hemen videoya başlamadan önce. Perşembe günü arkadaşlar yayınlanan videoları Perşembe günü hemen tüketmek zorunda değilsin. 6 tane video paylaşmıştım geçen hafta biliyorsun, 1. haftada. Ve sen bu videoları hemen bir an önce izleyip bitirmek zorunda değilsin. Konuyu özümsemen gerekiyor. Yavaş yavaş izleyebilirsin. Sıkıntı yok. Durdurarak izle. Bir videodan sonra, bir konudan sonra diğer videoya hemen başlamak zorunda değilsin. Şunu bile yapabilirsin. Ben olsam öyle yapabilirdim. Önce konuyu işledikten sonra arkadaşlar, videoyu izledikten sonra birinci konunuz bitti. Daha sonra onun sorularını çözün. Ertesi gün de bunu yapabilirsin. İkinci videoyu izledin. İkinci videonun sorularını çöz. Üçüncüden sonra da üçüncünün konularını çöz. Sorularını çöz. Ve bunları bitir diyebilirim. Sana verebileceğim tavsiye bu. Bugün işleyeceğimiz konu basamak analizi, basamak kavramı, çözümleme. Bunların her biri ama her biri soru bankalarındaki başlıklar olabilir. Hepsi de aynı konu arkadaşlar. Merak etmeyin. Hadi gelin hiç ara vermeden videomuza başlayalım. Konumuzu anlatmaya başlayalım. Şimdi AI dediğimiz sayılar birer rakam. N de sayma sayısını göstermek üzere her A doğal sayısı. A eşittir AN çarpı 10 üzeri N artı AN-1 çarpı 10 üzeri N-1 artı en son A1 çarpı 10 üzeri 1. Bakın orada 1 var aslında, 10 üzeri 1. Ve A0 çarpı 10 üzeri 0 var aslında, 10 üzeri 0 1 olduğu için onu yazmaya gerek duymuyoruz tabii ki. Her sayıyı bu şekilde yazabilirsin, bu biçimde gösterebilirsin. Ki biz bunu ilkokulda da yapıyorduk. Hani hatırla, A, B, C, D, konuyu hatırlayamayanlar için ne diyorduk? Buraya birler basamağı diyorduk. Buraya onlar basamağı diyorduk. Buraya yüzler basamağı. Buraya da arkadaşlar binler basamağı diyorduk. Bu şekilde birer sıfır artı arta devam ediyordu. Biliyorsun. Bu gösterime A doğal sayısının çözümlenmiş şekli diyoruz. Ve A eşittir AN çarpı AN-1 pardon özür dilerim AN-1 A1 A0 tarzında yazabiliriz. Yani sen bunların hepsini birer rakam olarak düşünecek olursan yan yana yazdığım zaman da bu bir A sayısıdır ve bu doğal sayı N artı 1 basamaklı bir doğal sayıdır. Yani şuradaki N neyse arkadaşlar bunun bir fazlası kadar basamağa sahiptir bu sayı diyeceksin. Neden? Çünkü sıfırdan başlıyoruz. Yani sen sıfırdan 3'e kadar bir sayı yaz dediğim zaman 0, 1, 2, 3. Bakın 4 tane rakam yazarsınız buraya. Yani sıfırdan başladığınız için her zaman bir fazlası olur. Burada sonumuz 3, sonuncusu 3 ama bir fazlası kadar sayı yazmış oldum ben buraya diyeceğim. Geçtik bir diğer sayfamıza. ABC'de birer rakam ve A sıfırdan farklı olmak üzere iki basamaklı doğal sayılar AB biçimindedir. Ve bu arada konuya daha hemen şu şekilde giriş yapmadan sana şu tiyoyu verebilirim. Soru bankalarında, konu anlatımı kitaplarda, herhangi bir kaynakta eğer ki sana sorunun içerisinde sorudan önceki cümlede diyorsa ki AB 2 basamaklı bir sayıdır, ABC 3 basamaklı bir sayıdır diyorsa, yani onların ne olduğunu sana veriyorsa arkadaşlar mutlaka ama mutlaka çözümleme sorusudur. Yani basamak analizi sorusudur. Bu konuya ait bir sorudur. %99 bu konuya ait bir sorudur. Haberin olsun, çözümleme yapman genelde şarttır. Şimdi AB 2 basamaklı doğal sayısını bakın şurası. A dediğimiz sayı onlar basamağında olduğu için A'yı 10 ile çarpacaksın. B birler basamağında olduğu için B'yi 1 ile çarpacaksın. B'yi 1 ile çarptığımız zaman B olduğu için ben buna 10 artı B dedim. A onlar B birler basamağıdır. 3 basamaklı sayılar için yüzler onlar birler basamağı olduğu için arkadaşlar 100 çarpı A, 10 çarpı B ve C şeklinde bunların toplamı şeklinde sen bunları çözümleyebilirsin. 4 basamaklı sayıları da binler, yüzler, onlar, birler basamağı olduğu için 1000 A, 100B, 10C ve artı D biçiminde sen bu sayıyı çözümleme hakkına sahipsin. AB0 3 basamaklı sayısı. Arkadaşlar bakın ben sana 23 sayısını versem, 23 ile 10'u çarp dediğim zaman sen hiç kafanda hesap yapmadan 23'ün sonuna bir tane 0 ekliyorsun ve 230 yapar hocam diyebiliyorsun. Veya 23 sayısıyla 100'ü çarp dediğim zaman, çarpı 100 dediğim zaman sen hiç düşünmeden 23'ün sonuna 2 tane 0 ekleyip 2300'dür diyebiliyorsun. Madem öyle AB03 basamaklı bir sayıysa bu AB2 basamaklı sayısıyla onun çarpımıdır. Çözümleme yaparken bazen bunları da kullanman gerekir. İşlerini kolaylaştırır. ABC 3 basamaklı sayısını ise şu şekilde yazman gerekebilir bazen. Az önce demiştik ya, AB 0 sayısının üzerine ben C eklersem arkadaşlar AB topladığın zaman C olur. Demek ki ABC sayısını illa 100A artı 10B artı C biçimde çözümlemektense bazen AB 0 artı C ya da 10AB artı C biçiminde çözümleyebilirsin. ABC sayısını başka nasıl çözümleyebiliriz? Mesela A0 0'ın sonuna bir tane BC eklediğim zaman ne olur sevgili gençler? ABC 3 basamaklı sayısını verir yine ve sen bu şekilde de çözümleme de yapabilirsin. 4 basamaklıysa gene aynı. Bakın bu sefer şu ikisini 0 yapalım. Eğer ki ben AB 0 0 sayısına CD'yi eklersem bu sefer 4 basamaklı ABCD sayısıyla karşılaşırım diyebilirim. Bunların her biri bir çözümleme metodudur. Soruların içerisinde hangisi işimize yarıyorsa bunu kullanacağız sevgili gençler. Şimdi geçtik sağ tarafa. Bir doğal sayının yazılışında rakamın bulunduğu basamağa bağlı olmadan tek başına gösterdiği değeri bu rakamın sayı değeri denir arkadaşlar. Bakın sayı değeri, mesela 353 sayısı veya 354 sayısından bahsedelim. Şu 4 kendi farklı bir basamakta, mesela birler basamağında. Buradaki 3 de yüzler basamağında. Ama bunun sayı değeri gene 4'tür. Bunun sayı değeri gene 3'tür. Buradaki 5'in de sayı değeri 5'tir arkadaşlar. Bir de sayı değerinin dışında basamak değeri diye bir şey var. Rakamların bulundukları basamaklara göre aldığı değeri de bu rakamın basamak değeri diyoruz. Mesela 678 sayısı. 6 çarpı 10'un karesi 7 çarpı 10 ve 8 diye basamak çözümlemesine uygulan tabidir. 6 çarpı 10'un karesi 678. Okunuşu da aynı. 6, 7 ve 8 rakamlarının sayı değerleri, pardon basamak değerleri, pardon çok özür diliyorum. 6'ya, 7'ye, 8'e sayı değerleri diyoruz. 600'e, 70'e ve 8'e de bu rakamların basamak değeri diyoruz. Basamak değeri sorulduğu zaman o basamaktaki değerle çarpmak zorundasın. Bak adı üstünde zaten basamak değeri. Ama sayı değeri sorulduğu zaman sen direkt rakamları söyleyebilirsin. Geçtim 4. sayfama. İki tane soru karşıladı bizi. Bir çözelim bakalım. Kendisini oluşturan rakamların sayı değerlerinin çarpımı 40 olan 4 basamaklı en küçük doğal sayının birler basamağı kaçtır diye soruyor. Şimdi 4 basamaklı olacak ve buradaki sayıların, rakamların sayı değerleri çarpımı, ne olacakmış sevgili gençler? 40 yapacakmış. Bakalım hani 4 basamaklı en küçük doğal sayının birler basamağı soruluyor. Şimdi arkadaşlar 4 basamaklı olsun istiyor. Peki bu ben çarpımı 40 olan sayıyı nasıl bulabilirim? Bir de en küçük diye sormuş. Bakın sevgili gençler, ben buraya şunu yazabilirim. 0'ı kullanmayacağım çünkü çarpımları 40 olacakmış. İşin içinde 0 varsa çarpımı 0 yapar, 40 yapmaz. Peki o zaman en küçük olsun diye de ben buraya 1 ile başlayayım. Yani bu sayı 1000 küsürlerde bir şey olsun. Nasıl olsa 0 ile başlayamayacağım ki 0 da zaten kullanamıyorum. 1'i yazdım buraya. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Şu üçünün çarpımı 40 olsun. Çünkü 1'in çarpma da biliyorsunuz etkisiz elemandı. 1. Bu üçünün çarpımının 40 olması gerekiyor ve en küçük olması gerekiyor. Bunu da unutmamamız şart. Peki ben buraya arkadaşlar şöyle bir şey yazabilir miyim? 2 yazsam diğerlerinin çarpımı ne olmak zorunda? 20 olmak zorunda. 20 olacaksa o zaman hocam 4 ile 5'i yazarız, olur biter. 1245 bir çözümdür. Fakat doğru cevap mıdır? Bunu bilemeyiz. Daha küçük bir şey var mı? Mesela 4 kere 5 veya 2 çarpı 4 çarpı 5 yerine direkt 5 kere 8'i kullanmış olsaydık daha güzel bir şey ortaya çıkar mıydı? Bence çıkabilirdi. Nasıl mı? Şöyle. 1'i buraya mecburen yazdık zaten. 1 orada. Peki ikincisine de 1 yazsam? Nasıl olsa 2 tane rakamın çarpımı 40 olan bir sayı var. Ve burası 1200 küsürken burası 1100 küsür oldu. Demek ki daha küçük. Demek ki doğru yoldayız. O halde 1100 buraya ne yazmam gerekiyor artık? 5 ile 8'i. Bir zahmet yerleştirmem gerekiyor. 8'de 5'i yerleştirmedim. Yani 8'e 5 yazmadım. 5'e 8 yazdım. Niye? Çünkü sayı küçük olsun diyor. Bakın burası 58, burası 85 olurdu. Demek ki bunu kullanacağız. Ve birler basamağındaki rakam sorulmuştu. Doğru cevaba da 8 demek zorundayız. Geçtik ikinci kısma. 3, 4, 5, 6, 7 rakamları birer kez kullanılarak yazılan ABCDE 5 basamaklı sayısında A ile B'nin toplamı D ile E'nin toplamına eşitmiş arkadaşlar. Bu koşullara uyan kaç tane ABCD sayısı yazılabilir diye sorulmuş. Şimdi iki tane rakam diğer iki rakamın toplamına eşit olsun istiyor bizden. Madem öyle ben nasıl yazabilirim? Bakın eğer bunların arasında birer fark varsa, yani eşit fark varsa, illa bir fark olmak zorunda değil. 2 fark da olabilir, 3 fark da, 5 fark da. Hiç fark etmez. En sondakiyle ama ardışıklarsa. En sondakilerle en baştakileri ve bunların hemen birer yanındakileri topladığınız zaman toplamlar eşit olmak zorunda. Yani 3 ile 7'nin toplamı 10 iken 4 ile 6'nın toplamı da 10 olmuş oldu. Görebiliyorsun. O zaman bizim sayımız mesela ABCD sayısıydı ya. 37'yi buraya yazarım. 46'yı buraya yazarım. Mecburen buraya da 5'i yazacağım. Bakın 37.546 bu kurala uygun yazılmış 5 basamaklı bir sayıdır. Peki sadece bu mu var? Hayır. Ben bu sayıyı şu 3 ile 7'yi yer değişsem 73.546 diye yazsam da olurdu. Veya 37'yi yer değiştirmeden 46'yı yer değiştirsem de olurdu. Veya şu ikisini yer değiştirsem de olurdu. Yani 46.537 yazsam da olurdu. E peki bunların hepsini tek tek sayacağım mı? Hayır, tek tek saymayacaksın. Bak aslında permütasyon kısmına giriyoruz biraz ama direkt bodoslama dalmayacağız. Ben sana basitten şöyle söyleyeyim. Bakın şu sayıyı baz alalım direkt. Şu ikisini bir silelim arkadaşlar. Silelim. Şurayı da silelim. Şunu da silelim. Bakın şu ikisi yani 3 ile 7 kendi arasında yer değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Kaç farklı görünüm elde edilir? 2. Çarpı diyorsunuz. Şu ikisi kendi arasında yer değiştirir mi? Değiştirir. Çarpı 2 diyorsunuz. Çarpı şu ikisi kendi arasında yer değiştirir mi? Değiştirebilir. 2 çarpı 2 çarpı 2'den tüm durumları saymış olursunuz. 8 tane farklı birbirinden durum var. Işıklarda 8 yok. Demek ki sağlayan başkaları da var. O halde biraz daha irdeleyelim. Şurayı silelim ve yeni bir sayı bulalım. Mesela 3 ile 6'nın toplamı 9 iken 4 ile 5'in toplamı da 9'dur. Dolayısıyla ben 3, 6 şuraya 7 yazacağım ve buraya da 4-5 yazayım. Bakın 36.745. Bu da bu kurala uygun diğer 5 basamaklı sayıdır. Peki 3 ile 6'nın yer değiştirmesinden 2 çarpı, 4 ile 5'in yer değiştirmesinden 2 çarpı, 36 ile 45'in yer değiştirmesinden çarpı 2 diyeceğiz. Burası da arkadaşlarına gelecek. Gene 8 tane gelecek. 8-8-16 yaptı. Şıklarda hala yok. Demek ki farklı bir tane daha bulacağız. Hadi bulalım. Onu da nasıl yazalım biliyor musunuz? 4 ile 7'nin toplamı 11 iken 5 ile 6'nın toplamı da 11'dir. Dolayısıyla arkadaşlar ben 47.003 ortaya yazacağım mecburen. 56 sayısına buna örnek 5 basamaklı bir sayı olarak gösterebilirim. Peki 4 ile 7 kendi arasında yer değiştirdim. 5 ile 6'yı kendi arasında yer değiştirdim. Ve 47 ile 56'yı kendi arasında yer değiştirdim. Buradan da kaç tane geldi? 8. Başka var mı diye düşüneceğiz ama başka yok zaten. Dolayısıyla 8 artı 8 artı 8'den toplam 24 tane sayı yazılabilir diyeceğiz sevgili gençler. Bu da bizim sorunumuzun çözümü olacak. Evet, geçiyoruz 5. sayfamıza. 5. sayfamızda arkadaşlar gene 2 tane soru karşılıyor bizi. Bu 2 tane soruyu da çözelim bakalım. ABC sayısı 3 basamaklı bir sayı. A'nın sayı değeri 1 arttırılır. Şimdi ABC sayısı. Bunu şu şekilde çözelim. ABC'yi yazdım. A'nın sayı değeri yani rakamsal olarak sayı değeri 1 artırılacak. Şimdi ben burayı 1 arttırırsam arkadaşlar sayının basamak değeri 100 artar. Çünkü yüzler basamağında. 1 kere 100 kadar artar. 2 arttırsaydım 2 kere 100 kadar artar. Yani 200 artardı. Peki B'nin sayı değeri 1 azaltılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 10 kadar azalır. Çünkü B onlar basamağında 1 kere 10 kadar azalır. Ve C'nin sayı değeri de 2 artırılırsa. Ben C'yi 2 arttırırsam sayım da 2 artmış olur. Toplamda bu sayı 100 artı 2 kadar arttı yani 102 arttı 10 kadar azaldı yani eksi 10 kadar düşeceğiz. 102'den onu çıkarırsam 92 artı olur yani 92 kadar artar. Peki hocam ben bunlara kafam ermiyor, kafam basmıyor, başka ne yapabilirim diye soracak olursan da kafana göre herhangi bir 5 basamaklı sayı yaz. Mesela 555 sayısı, bunu yazdın. Sonra diyor ki bak A'nın, burada A dediğimiz bu, B dediğimiz bu, C dediğimiz bu. Şunu diyor 1 arttır diyor. 6 oldu. Şunu diyor 1 azaltacaksın diyor. 4 oldu. Bunu 2 artıracaksın diyor. 7 oldu. E madem öyle bu ne kadar arttı? 647'den 555'i artık çıkarabilirsin sen. 555'i çıkardın. 7'den 5 çıktı. 2, 14'ten 5 çıktı. 9, 5'ten 5 çıktı. 0. Bakın 92 sayımız artmış oldu da diyebilirsin. Bu şekilde de bir çözüm yapabilirsin ama ilk yöntemi tercih edersen daha çok fazla bu konuyu öğrenme ve bu konuya hakim olma şansın var tabii ki. Geçtim diğer soruma. AB 4 basamaklı sayısı AB 2 basamaklı sayısının kaç katıdır? Şimdi aslında burada şunu yap diyor. AB AB'yi AB'ye böl diyor ama bu bölme işlemleri genelde yapılırken hata yapılır. Ben yine de bu şekilde çözeyim. A'nın içerisinde AB yok. AB'nin içerisinde AB bir defa ve bir kere AB AB yapacaktır. Çıkardım 0. A'yı aşağıya indirdim. A'nın içerisinde AB var mı? Yok. O yüzden bir tane de 0 buraya ekledim. B'yi aşağıya indirdim. AB'nin içerisine AB bir defa bir kere AB. AB yapar çıkar kalan 0. Bitti. Demek ki 101 katıymış diyebilirsin. Kaç katıdır diye sorulduğu zaman mesela 6 3'ün kaç katıdır? 2 katıdır. Nasıl buldun bunu? 6'yı 3'e böldün. Dolayısıyla burada da aynısını yapacaksın. Fakat bunu konuyu anlatırken de daha güzel bir şekilde çözebiliriz demiştik. Mesela ben bunu AB 00 ile AB'nin toplamı o yazarsam burası AB AB sayısı olmaz mı? mis gibi olur. O zaman arkadaşlar şurası nedir? 100 kere AB'dir. Çünkü sonunda 2 tane 0 var. Burası da zaten AB'dir. Bakın 100 tane AB'ye bir tane AB eklersem ne olur? 101 tane AB olur. Demek ki sayımız 101 katıymış diyebiliriz. Cevabımız Denizli olur da diyebilirdik. Uzun uzun bölme işlemine girmedik ki o bölme işlemine girdiğiniz zaman zaten işlem hatası yapma ihtimaliniz de artacaktır. Dolayısıyla ben bunu size tavsiye etmiyorum diyeyim ve geçeyim 6. sayfama. 6. sayfada 2 tane yine soru var arkadaşlar. Bu iki soruyu da bir temizleyelim güzelce seninle. AB ve BA iki basamaklı doğal sayıları için AB artı BA 132 olduğuna göre AB sayısının en büyük değeri için A kere B kaçtır diye sormuş. Şimdi AB sayısı dediğimiz sayı çözümlersem 10A artı B'dir ve BA dediğimiz sayıyı da çözümlersek 10B artı A'dır. Bu ikisini toplamış. Şimdi 10A'ya A eklersem 11 tane A yapar. B'ye 10B eklersem de 11 tane B yapacaktır. Ve bu da 132 yapıyormuş. Peki ben bunları 11 parantezine alabilir miyim? Alabilirim. A artı B gelir arkadaşlar. Karşı tarafta 132. Hemen çarpanlarını düşüreceksin. Hele ki 1 ile 2'nin toplamı ahanda burada varsa ki kesin 11'in katıdır diyeceksin o zaman da. 11 kere şu ikisini yapar bak 12 yapar. 11 ile kısa yoldan çarpma metodu. Bunu da biliyorsun. AB iki basamaklı sayısıyla 11'i çarparsan eğer A'yı buraya, B'yi buraya yazacaksın. Şu ortaya da A ile B'nin toplamını yazacaksın. Mesela burada 12 kere 11 yazılmış, çarpılmış demek ki. 1'i buraya, 2 buraya, 1 ile 2'nin toplamı 3 de buraya yazılmış ve 132 olmuş diyeceksin. Madem öyle burası 11 kere 12 mi? Aynen. 11'ler gitti hocam. A artı B kaç geldi? 12 geldi. Şimdi bize diyor ki AB sayısının en büyük değeri. Yani bana öyle bir iki basamaklı sayı yaz diyor ki toplamları, rakamlarının toplamı 12 olsun ve bu sayı çok büyük olsun. Madem bu sayı çok büyük olacak iki basamaklı da bize, ben buraya 9'u yazmam gerekmiyor mu? Tabii ki 9'un yanına ne eklersem 12 olur 3. Demek ki bu sayımız 93'müş. 93 sayısının rakamları çarpımı A kere B sormuş. Yani 9 kere 3 veya 3 kere 9. Cevap nedir arkadaşlar? 27'dir. Diyelim ve geçelim diğer sorumuza. X, Y ve YX iki basamaklı doğal sayılar. X, Y ile YX'in toplamı 66 olduğuna göre X, Y eksi YX farkı en çok kaçtır diye sormuş. Şimdi burada da farklı bir taktik izleyeceğiz ama sorunun ilk başlangıcı aynı. Bakın X, Y ve YX birbirini ters dönmüş iki basamaklı sayıları topluyorken mutlaka ama mutlaka şu 11 parantezini almayı unutma. 11 parantezinde X artı Y. Aynı şeyi yukarıda da yaptık ve o kısmı da mutlaka aklından çıkarma. Çıkarırken de birazdan farklı şeyler yapacağız. Burada toplamını gösterdik ve toplamında 11 parantezini alabilirsin. Eşittir. Bu 66 dediğimiz sayı 11 kere 6 değil midir arkadaşlar? Aynen öyle. Şu 11'leri sadeleştirelim her iki tarafta olduğu için ve çarpım durumda oldukları için. X artı Y kaçmış? 6'ymış. Yazalım. X artı Y eşittir 6. Şimdi iki tane rakam var elimde. X ve Y gibi. Toplamları 6 olacak. Ve ben X, Y iki basamaklı sayısını yazacağım. Bir de ters çevireceğim. Y, X iki basamaklı sayısını yazacağım ve bunların farkını aldığım zaman farkın çok olmasını istiyorum. O zaman bu X, Y sayısını olabildiğince büyük seçmem lazım ki Y, X sayısı da ters çevirdiğim zaman olabildiğince küçük olsun. O zaman X'i maksimum, Y'yi minimum seçmemiz lazım. X maksimum burada kaçtır arkadaşlar? 6 artı 0 olabilir ama Y, X de iki basamaklı bir sayıysa düşünün 0'a 6. 0, 6 iki basamaklı bir sayı mı? Ankara değil. O halde arkadaşlar y'yi 0 seçemeyeceğiz. Mecburen ne seçmem lazım? 5'te 1. Demek ki ilk sayımız 51'miş. Diğer sayımız 15'miş. Bunların farkının en çok olabilmesi için de 51'den 15'i çıkaracağız. 51'den 15 çıkarsa arkadaşlar kaç kalır? 36. Demek ki cevabımız da Denizli seçeneğiymiş diyebileceğiz. Böylelikle şimdi geçelim mi diğer soruya? Geçelim. Evet arkadaşlar 6. sayfamızda bitirdik. Geçiyoruz 7. sayfamıza. Şimdi 7. sayfada AB iki basamaklı bir doğal sayı demiş. X de bir gerçek sayı olmak üzere A ile X'i çarpmış 94, B ile X'i çarpmış 141 olduğuna göre AB ile X'in çarpımı nedir diye sormuş. Dikkatli bir şekilde algılarını açıyorsun ve gömülüyorsun soruya. Hadi bakalım. Şimdi A çarpı X'i bize vermiş. Kaçmış? 94'müş arkadaşlar. B çarpı X'i de vermiş bize. Bu da 141'miş. Şimdi bak ben şunu rahatlıkla yapabilirim. Matematik özgürdür arkadaşlar. Şunu rahatlıkla yapabilirim. Yani ben bunları oranlarım. Niye oranladım? Şu x'ler fazlalık ya. Neden 2 tane değişken varken 3 tanesiyle uğraşalım ki x'ler bir gitsin. Bay bay. A bölü B eşittir 94 ve 141. Hemen ortak bunların bir bölenlerini düşünüyorsun. 91 ile 141'in, 94 ile 141'in aralarında nasıl bir ortak bölen var? Arkadaşlar ikisi de 47'nin katıdır. 94 2 kere 47'dir. 141 de 3 kere 47'dir. Dolayısıyla sevgili gençler, ben bunu 47'ye böldüm 2, bunu 47'ye böldüm 3. Kaç geldi? 2 bölü 3 geldi. O zaman ben bu A sayısının %100 2'nin katı, B sayısının da %100 3'ün katı olması gerektiğini zaten biliyorum. Şimdi AB sayısı için, yani A ve B rakamları için ben 2'nin ve 3'ün katı olması gerektiğini buldum. O zaman şöyle yazalım mı? Bir A olsun, B olsun, bir de burada x'imiz olsun. Şimdi A sayısı 2'nin katıysa, yani 2K'ya 3K dedik ya. Mesela K1 olsa, K1 olursa 2 kere 1'den 2 gelir bu. K1 olursa da 3 kere 1'den burası da 3 gelir. Demek ki AB sayımız 23'müş mesela. A sayısı 2, B sayısı 3 iken. Peki A sayısı arkadaşlar burada 2 ise x kaç olur? 47 olur. Bakın 2 kere 47 94'tü. Bu da 3'tü zaten. 3 kere 47 de 141 olur. Doğru yoldayız. Peki A sayısı 4 olsa mesela, K2 olduğu zaman 2 kere 2'den 4 gelir. Bu da 2 olursa 2, 3 kere 2'den 6 gelir. Bu da 6 olacakmış. O zaman x dediğimiz sayı 47 bölü 2 olmak zorunda değil mi? Çünkü bakın ben burayı 4 seçtim. 94 bölü 4'ten de 47 bölü 2 gelir. Demek ki arkadaşlar x sayımız 47 bölü 2'ymiş. Aman şunu düşünme. Hocam 47 bölü 2 olmaz. Niye? Tam sayı değil. Ama zaten bize ne demiş? Gerçek sayı demiş. Yani reel sayı demiş. Yani rasyonel olur, kesirli olur, köklü bile olabilir. Sıkıntı yok. Diğerleri tam sayı olsun da. Çünkü bize doğal sayı demiş. Diğerleri doğal sayı olsun da. Bu x'in ne olması gerektiği önemli değil. Peki ben burayı 6 yaparsam, hep 2 katı 2 katı oluyor ya. Mesela bu sefer 3 ile çarpalım. 6 olsun, 3 ile çarparsak 9 olur. Başka da olmaz zaten, çünkü 9'dan büyük bir rakam yok. Burası 6, burası 9 olursa da burası 47 bölü mecburen 3 olmak zorunda diyeceğiz. Şimdi AB çarpı x'i sormuş bize. Arkadaşlar AB'yi ben 2 ile 3 seçersem 23 olur. Çarpı x dediğim sayıda 47 ise 23 kere 47'dir bu. Eğer AB sayısı 46 olursa burası da 47 bölü 2 olmak zorunda. Buraya bakıyorsun 69 olursa şurası ne olmak zorunda arkadaşlar? 47 bölü 3 olmak zorunda. Şimdi düşün. Burası 23 kere 47. Ben şu 2 ile şunu sadeleştirirsem burası da 23 kere 47 olur. Bu 3 ile bu 69'u sadeleştirirsem burası da 23 kere 47 olur. Demek ki ne yaparsak yapalım cevap hep 23 kere 47'ymiş arkadaşlar. Güzel güzel, bunu bulduk. 23 kere 47'yi de doğru bir şekilde çarparsak cevabı bulacaksın. Hadi çarpalım. 47 ile 23'ü çarpalım. 3 kere 7 21. 2 var elde. 3 kere 4 12. 141 oldu. Zaten 3 kere 47'nin 141 olduğunu biliyorduk. 2 kere 47 dediğimiz sayı da arkadaşlar nedir? 94'tü. Bu ikisini toplarsak 1, 8 ve burası da 10 olur. Demek ki cevabımız 1081'dir diyebiliriz böylelikle. Peki hocam, yahu daha kolay yok muydu? Bir de ince çözüm yapalım. Tamam mı? Bir de ince çözüm yapalım. Bu bildiğin uzun uza diye bir çözümdü. Bir de seninle güzel, ince, şık. Sen bu şekilde çözdüğün zaman arkadaşların oha lan nasıl çözdün öyle? Hadi canım falan desin. Şimdi şöyle yapalım mı arkadaşlar? Bakın. Ben burada AB çarpı X diyorum ya. Gelin biz çözümleme yapıyorduk. Burada çözümleme ile ilgili hiçbir şey yapmadık. Konumuz çözümleme ama. Bu iş şık olmadı. Şöyle yapalım. Bize sorulan şu mu? AB çarpı X. Aynen öyle hocam. O zaman ben bunu 10A artı B kere X desem olur mu? Vallahi olur. Niye olmasın? Çünkü AB 2 basamaklı sayısı 10A artı B'ye eşitti. Gel şu X'i de bir dağıt içeriye bakayım. 10 çarpı A çarpı X artı B kere X. Şimdi BX'i bilmiyor muyuz? Soru vermiş bize. AX'i bilmiyor muyuz? Onu da vermiş soru bize. Bu BX dediğimiz 141'in ta kendisiydi. AX de 94'tü. Bir de burada çarpı 10'umuz var. Şimdi 94 ile onu çarparsan ne olur? 940 olur. Bir de üstüne 141 ekle diyor da. Hadi toplayalım şimdi. 1, 8, 10. 1081 bizim cevabımızdır. İşte aslına bakarsanız hani soruyu yazarken zaten biz yazarlar öğrencinin daha kolay bir şekilde çözmesini istiyoruz. Yani 3 işlemde, 2 işlemde soru genellikle çözülsün, çözüme kavuşsun diye uğraşıyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar bu şekilde olduğu zaman öğrenci aslında kendi öğrendiklerini kullanabiliyor. Ve kullandıkça da diyor ki ben öğrendim. Yani bu algıyı oturtmak istiyoruz aslında. Ben öğrendim desin öğrenci kendine. Eğer biz bir soru yazsaydık ve sorunun çözümü gerçekten şuradaki sağdaki gibi olmuş olsaydı arkadaşlar, gerçekten ama gerçekten bir öğrenci, ben şu an bunu yaparken bile öğretmenken canım çok sıkıldı, ama bir öğrenci şunları yaparken arkadaşlar canının sıkılması içten bile değil, Yani arka arkaya şu şekilde 10 tane 20 tane test çözümünü düşünün. Matematikten soğur. Bir daha çözmek istemez. Dolayısıyla arkadaşlar genelde pratik bir çözüm aramak zorundasınız bu soruların içerisinde. Bu da konuya ne kadar hakim olmanız gerektiğini gösteriyor. Konuya hakimseniz mutlaka ama mutlaka sağdaki gibi bir çözüm sizi karşılamayacaktır. Siz soldaki gibi bir çözüm elde etmeye çalışın. İşte o zaman başarılı olursunuz. Şimdi geçtik bu sayfanın ikinci sorusuna. Ben şurayı silmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi AB iki basamaklı sayısının rakamları yer değiştirildiğinde elde edilen iki basamaklı sayının değeri verilen sayıdan 27 fazla olmakta. Buna göre B eksi A kaçtır? Şimdi AB diye bir sayı varmış arkadaşlar. Bir de bunların rakamlarını yer değiştiriyormuşuz. BA iki basamaklı sayısı oluyormuş. Ve BA sayısının değeri AB'den 27 fazla oluyormuş. Yani şunu diyebilir miyiz? BA'dan ben AB'yi çıkardığım zaman 27'yi elde ediyormuşum. Bakın. Şurada ne var? 10B var. 10 tane B. Burada ne var? Bir tane B var. Gelin 10B'den bir tane B'yi çıkarın. Ne kalır? 9 tane B kalır. Bakın şurada bir tane A var. Burada 10 tane A var. Bir tane A'dan 10 tane A'yı çıkarırsam eğer eksi 9A kalır. Bu da neymiş? 27. Şimdi 9 parantezinde ben burayı B eksi A diye yazıp karşıya da 27'yi eklersem her iki tarafı da gelin bir 9'a bölelim. 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 3. Demek ki B eksi A kaçmış arkadaşlar? 3'müş. O halde cevap da Bursa'dır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim sevgili gençler bir diğer sorumuza. Bu arada bu soruya geçmeden önce şunu hatırlatmakta fayda var. Şimdi bunun ikinci videosunda arkadaşlar, ikinci videoda onu izlerken mutlaka ama mutlaka sonunu bekle videonun. Çünkü sizin pdf'iniz burada 4 tane yapraktan oluşacak. Yani arkalarını çıkarttığınız zaman 2 yaprak oluyor. Toplamda 16 tane küçük sayfadan oluşuyor. Sizde olmayan pdf'inizde olmayan bazı notlar eklettireceğim arkadaşlar videonun sonunda. Mutlaka ama mutlaka bunları da izleyin. Bunlar size bir şey katacak mı? Evet, %100 katacak. Şuradaki düşünme potansiyelinizi biraz genişletmek istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla onu da izlerseniz 10 numara 5 yıldız olur. İzledikten sonra anlayanlar mutlaka o yorum kısmına anladıklarını belirsinler. Beğenip beğenmediklerini belirsinler arkadaşlar. Şimdi AA ve BB iki basamaklı sayıları için AA çarpı BB 2178 olduğuna göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu AA dediğimiz sayıyla BB dediğimiz sayının ortak bir özelliği var. Bunlar 55 gibi, 66 gibi, 99 gibi, 11, 22 gibi sayılar. Ve bu sayıları çarpınca da birbiriyle 2178 yapıyormuş. Şimdi 11'in katı olduğunu anladık mı? 55'ten, 66'dan, 99'dan, 22'den, 11'den anladık. Şimdi bu 11'in katı olan bir sayı. Yani 11 çarpı A diyebiliriz. Bu da 11 çarpı B diyebilir miyiz arkadaşlar? Vallahi deriz, mis gibi olur. Bunları da çarpınca 2178 yapıyor. Peki ben ondan önce 11'leri ortak bir yerde çarpsam. Yani 11 kere 11 kaç yapar? 121. Çarpı bir de yanına A ile B'yi eklesem eşittir 2178 desem. Ve sonra bu 2178'i 111'e bölsem ki neden? Pardon, 111 değil, 121 olacak arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. 121'e bölelim. Neden? Çünkü her iki tarafı 121'e bölmek istiyorum. Ben 121'ler sadeleşsin diye bu tarafı da bununla sadeleştireceğim. 217'nin içerisinde 121 bir defa vardır ve buraya 121'i yazarız. 217'den 121'i çıkaracağız. Yani 79'a 17 ekleyeceğiz ki 79'a eğer 17 eklersek arkadaşlar 89 artı 7'den 96 yapacaktır. Şuraya 96 yazalım ve 8'de aşağı indirdim. 968 geldi. Kaç defa vardır diye soracak olursanız da 8 defa vardır. 8 kere 121'de 968 yapar. Çıkardım 0. Demek ki 18'miş. Yani A çarpı B kaçmış arkadaşlar? 18. A artı B toplamının en büyük değeri sorulmuş. Şimdi çarpımları bilinen bir önceki videonun konusu, bir önceki değil ondan önceki videonun konusu. Çarpımları bilinen iki sayının toplamlarının maksimum değerini bulmak için sayıları birbirine ne seçiyorduk arkadaşlar? Uzak seçiyorduk ve bunlar rakam olacak, unutmayın. O halde A ile B'nin çarpımının ben 18 olduğunu biliyorum. Bu A ile B'nin çarpımı 18 ise bunlar neler olabilir arkadaşlar? 9 kere 2 olabilir, 6 kere 3 olabilir, başka ne olabilir? 3 kere 6 olabilir ve 2 kere 9 olabilir. Yani bunlardan birisi. Zaten A ile B'nin toplamı sorulduğu için 9 ile 2'nin toplamı ya 11'dir ya da 9'dur. Ki bunlar zaten 9 ve 11 yapıyor. Demek ki maksimum kaç oluyormuş? 11. Demek ki cevabımız da Ceyhan seçeneğidir diyebiliriz. Ve geçtik bu videonun son sorusuna. 8. sayfamızdayız. Çünkü videoyu, yani konuyu yarıladık. Rakamları toplamı 10 olan iki basamaklı bir sayının 3 katının 2 eksi. Haydi bakalım şimdi. 2 basamaklı sayımız varmış. Teker teker gidelim. A, B 2 basamaklı bir sayı ve rakamlarının toplamı kaçmış arkadaşlar? 10'muş. A artı B'nin 10 olması gerektiğini söylüyor. Bu iki basamaklı bir sayının 3 katının demiş. 3 kere AB diyeceğim ben buraya. Parantez içine aldım. 2 eksiği diyor. Sayının ters yazılışına eşitmiş. Yani BA'ya eşitmiş arkadaşlar. Peki bu sayının birler basamağındaki rakam soruluyor bize. Şimdi ben burayı 3 çarpı şu AB'yi ben 10A artı B biçiminde yazabilir miyim? Yazarım, hem de mis gibi olur. Eksi 2 eşittir 10B artı A yazalım. Şu 3'ü de içeri dağıtalım. 30 tane A'mız var. 3 tane B'miz var. Eksi 2 diyelim, eşittir 10 tane B artı A. Şimdi ben bu bilinmeyenlerin hepsini sol tarafa toplamak istiyorum. Dolayısıyla 10B'yi bu tarafa atarsam ben eksi 7B, A'yı bu tarafa atarsam 29B eksi 7B eşittir 2 olmak zorunda. Pekala. Bu sayının birler basamağındaki rakam soruluyor. Şimdi ben 29B ve eksi 7B var elimde. Çıkardığım zaman 2 kalıyormuş. Bunlar ne olabilir arkadaşlar? Şimdi şurası 2 olsun diye ben burayı 1 yazarsam arkadaşlarım, buranın 2 olması için şuranın 27 olması lazım. Çünkü 29'dan ancak 27 çıkarsa 2 kalır ki 7B 27'ye eşit olamaz. O zaman burası 2 olursa burası 58 olur. 58'den ancak 56 çıkması lazım ki 2 kalsın. 56 olması için de B'nin ne olması lazım? 8 olması lazım. Burası B miydi? Pardon, şurası A olacak arkadaşlar, 29'a. Demek ki A2 iken B 8 olabiliyormuş. Ne demiş? Bu sayının birler basamağı. Hangi sayının? AB sayısının. Ben A'yı kaç buldum? 2. B'yi kaç buldum? 8. O zaman birler basamağı kaçtır? 8'dir diyebiliriz. Evet, bu videonun ve bu soruların, bu güzel soruların sonuna geldik. 10 dakika sonra biraz mola ver. Bir su iç, çay iç, kendine gel, kafayı toparla. Daha sonrasında diğer videoda görüşürüz seninle. Bu konunun ikinci videosuyla görüşürüz. 10 dakika sonra görüşeceğimize göre kendine iyi bak, sağlıkla kal, hoşça kal ve matematik çalışmayı unutma.